Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. 20 Temmuz 1974'te Türklerin üzerindeki baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan Kırbız Barış Harekatı'nın üzerinden yıllar geçti. Ayşe tatile çıksın parolasıyla 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümündeyiz. 14 Ağustos'ta Türk birliklerinin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askeri harekatın ardından Aksaraylı gaziler ilk kez 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı. Aksaraylı gazilerden 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yılında anlamlı kutlama. Türkiye Muharip Gaziler Aksaray Şubesi Başkanı Mustafa Dağ ve aralarında Kıbrıs gazilerinin de bulunduğu Aksaraylı gaziler 14 Ağustos 1974 yılı 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nı kutladı. Türkiye'de bir ilki başlatan Aksaraylı gaziler Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlayan 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nı anma etkinlikleri düzenledi. İlk kez gerçekleştirilen 2. Kıbrıs Barış Harekatı kutlama etkinliği Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisi Piramit Kafe'de yapıldı. Programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın Neşe Hasibe Yazgı, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Gazi ve Gazi yakınlarıyla çok sayıda davetli katıldı. Muharip Gaziler Aksaray Şube Başkanı Mustafa da Aksaraylı gaziler olarak Türkiye'de ilk kez kutlama etkinliği başlattıkları 2. Kıbrıs Harekatı ile ilgili bilgiler verdi. Daha zorlu şartlar altında barış için savaşan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferi ve yaşananları genç nesillere hatırlatmakta fayda olduğunun altını çizdi. Bugün burada toplanmamızın amacı 44 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan sizler, evli olan, bekar olan, nişanlılı olan hep buradasınız. Ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad eder, hayattaki gazilerimize, şehit yakınlarına sağlıklı uzun ömürler dilerim. Malum Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs'ta başladı. Nedeni bizim bir adamız olan Osmanlı'dan gelme devam eden Kıbrıs adası garantörlük antlaşması gereğince hakkımızı kullandık. 20 Temmuz sabahı havacı indirme birlikleri Bolu ve Kayseri'den giden arkadaşlarımız buralarda. Sefer Bey, Kemal Bey, Yavuz Bey, Hasan Gökçe Bey. Bunlar 20 Temmuz'da ilk defa havadan Gönyeli'ye indiler. Bizler, ben dahil, 20 Temmuz karadan denize, denizden karaya çıktık. Bugünkü ikinci harekatı kutlama nedenimiz, Amerika'nın bize 44 yıl önce koyduğu ambargoyu bugün gene aynen koydu. Ama yılmıyoruz. Arkamızda büyük Türk milleti var. Vatanımıza, bayrağımıza, milletimize sahibiz. Bu arada da şunu belirtmek istiyorum. Hollanda'dan gelen arkadaşımız Yavuz Geyik Bey, Antalya'dan gelen arkadaşımız Sefer Demiray, Aksaray'da ama orada ikametgah ediyor. Kıbrıs'tan gelen arkadaşımız Bekir Tosun Bey, Kıbrıs'ta ikametgah ediyor. Şu arada bulunan Kore gazimiz Mehmet amca 87 yaşında, son eser o kaldı. Ondan sonra Kıbrıs gazileri bizler, Mehmet amcadan sonra ben geliyorum yaş itibariyle. Benden sonra da malum gazilerimiz var. Ömer Bey, Hasan Bey, Hacı Bey, bunlar da malum gaziler. Malum gazi deyince cihat eden, savaşa katılan, vatanı bayrağı namusu uğrunda bayrağına, milletine, ulusuna, dinine hizmet eden, cephede savaşan kişi demektir. Ha, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri de demokrasi şehitleri ve gazileridir. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum. Afiyet olsun. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut da kısa bir açıklama yaparak Gaziler Derneği'ne teşekkür etti.
Gazilik, şehitlik bizim için bir onurdur. Biz gazilerimizle, şehitlerimizle her zaman övülmüşüzdür. Sizlerle de bundan sonra olacak gazilerimizle, şehitlerimizle de ömür boyu inşallah övüneceğiz. Her Türk asker duvar dermiş, her Türk gaziler ve şehitlerle özentisi vardır. Ve bugün sizi bu arada hep bir arada toplayan Gaziler Derneği Başkanımıza ve bu kahvaltının organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonunda Cenevre'de sürdürülen görüşmeler sırasında anlaşmanın mümkün olmadığı kanaati kesinleşince harekatın yeniden başlatılacağı anlamına gelen Ayşe tatile çıksın parolasıyla 13 Ağustos'ta Türk birlikleri tekrar ilerlemeye başladı. Türk birlikleri 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta Lefke ve Magosa'ya girdi. Harekat neticesinde bir taraftan Magosa'ya, diğer taraftan Lefke'ye varılarak Türk tarafının sınırları çizildi. Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz toplam 498 şehit ve 1200 yaralı vermiştir. Kıbrıs Türkleri genel olarak 1672 şehit ve binlerce yaralı vermiştir. Rumlar ve Yunanlılar ise 4000 ölü, 12000 yaralı vermiştir. Savaşın dışında olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri de kayıp vermişti. 3 Avusturyalı asker ölmüş, 24 Avusturyalı, 17 Finlandiyalı, 4 İngiliz ve 3 Kanadalı asker de yaralanmıştı. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti, 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Aksaray Belediye Tiyatro Salonu'nun yenilenmesini sağlayacak imar planı değişikliğiyle sosyal ve kültürel tesis işleviyle başlayan inşaat çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi kent merkezinde bulunan başlıca mimari eserleri koruyarak ve onararak çağdaş teknolojik malzemelerle yeniden yorumlayarak hayata kazandırıyor. Bu çalışmalar kapsamında yıllardır tarihi dokusuyla kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yenileme çalışmaları hız kazandı. Bugüne kadar pek çok tiyatro gösterimine ev sahipliği yapan çok amaçlı tarihi salonda orijinaline sadık kalınarak seyir kalitesi arttırma, salon fuayesi genişletme, kulisleri daha kullanışlı hale getirme, havalandırma ve klima sistemleri, ses ve ışık uygulamaları teknik ekipmanlarıyla baştan aşağı yenilenecek salonun inşaat çalışmalarında çatı ve sahne demir makasları ortaya çıkarıldı. Aksaray Belediyesi tarafından yapılan projeyle salon orijinal haline bağlı kalarak daha modern bir görünüme kavuşturulacak. Aksaray Belediyesi sadece tarihi binaları korumuyor ya da restore etmiyor. Ortaya koyduğu projelerde kültürel değerlere de sahip çıkarak tarihi yapıları içinde yaşanılmasına izin veren yapılara dönüştürüyor. Kaderine terk edilmiş tarihi miraslar, insanlar tarafından ziyaret edilebilen ve insanların aktif kullanabileceği, geçmişin tarihi atmosferini soluyabilecekleri merkezlere dönüştürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bozulan yollarda onarım çalışmaları yaparak sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilirken ekipler son olarak Tacim ve Büyük Bölcek Mahallesi'nde asfalt çalışmasına başladı. Aksaray Belediyesi asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Asfalt ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle mahalleler arası bağlantı yollarının asfalt ve yol bakım çalışmalarına ağırlık verildi. Bağlantı yollarının ardından diğer cadde ve sokakların asfaltlama, bakım ve onarım işlerine ağırlık veren Aksaray Belediyesi, Tacim ve Büyük Bölcek mahallelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bozulan yolların onarım çalışmalarını tüm şehre yayarak sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşların rahat etmesi ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için asfaltlama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, asfaltlama çalışmalarını aciliyet sırasına göre belirlenen program dahilinde sürdürdüklerini dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda 2. Gençlik Festivali, 2. Kitap Günleri, 1. Çocuk Festivali ve El Sanatları Festivali'ni düzenleyen Aksaray Belediyesi çalışmalarına ara vermeden yeni bir etkinliğe daha imza atıyor.
Göreve geldiği günden bugüne 4,5 yılda yaptığı çalışmalarla halkın güvenini ve takdirini toplayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gurbetçi hemşerileri için 1. Gurbetçi Festivali'ni düzenliyor. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Aksaray 1. Gurbetçi Festivali başlıyor. Göreve geldiği günden bugüne ekibiyle birlikte halkın rahatı ve huzuru için vatandaşların her ihtiyacına cevap vererek gece gündüz çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yurt dışında yaşayan hemşerilerini unutmadı. Aksaray 1. Gurbetçi Festivali 16 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Kılıçarslan Parkı, Aksaray Belediyesi Nikah Salonu Piramit Kafe Kır Düğün alanında düzenlenecek. Festivalde çocuklar için etkinlikler, açık havada sinema keyfi ve müzik dinletisi düzenlenecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, etkinliklerle birlikte çeşitli ikramların yapılacağı ve bu yıl birincisi düzenlenecek olan Gurbetçi Festivali'ne yurt dışında yaşayan tüm hemşerilerini davet ediyor. Aksaray Belediyesi gurbetçilerle el ele. Yurt dışında yaşayan hemşerilerimizle 1. Aksaray Gurbetçi Festivali'nde buluşuyoruz. Çocuk etkinlikleri, açık hava sineması, müzik dinletisi ve çeşitli ikramların bulunacağı festivalimiz 16 Ağustos Perşembe saat 19.30'da Kılıçarslan Parkı Kır Düğün alanında. Tüm gurbetçilerimiz davetlidir. Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediye Başkanı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Sevgili seyirciler, yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürünü ne kadar tanıyorsunuz diyerek bizim mikrofon röportajlarıyla sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Sobuncu Baba Bursa'dan Aksaray'a ikamet eden, sobun ekmeği, fırın üzerine iş yapan bir zat. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Sobuncu Baba kimdir? Sobuncu Baba Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin hocasıdır. Şimdi öyle bir soru sordun ki abi ya. Sobuncu Baba bir Mevlana değildir ama evliyadır, evet. Evliyaların şahıdır. Sobuncu Baba Aksaray'ın yetişkin insanlardan birisi. Evliya. Sonuncu Baba, Aksaray'ımızın eskiden yaşamış bir evliyasıdır. Sonuncu Baba kimdir, biliyor musun? Çok güzel bir soru. Kim? Sonuncu Baba. Bilmiyorum. Sonuncu Baba, Aksaray'ın evliyalarından büyük yüksek vardır. Evliyalar mesela Bursa'da yaşamış, Aksaray'da mefat etmiş, kalmış. Büyük bir vardır yani. Herkesi ziyaret etmesini isterim. Sonuncu Baba, sen söylüyor musun hocam? Sonuncu Baba Bursalı herhalde, yanlış bilmiyorsam. Bir de burada vardı, Aksaray'da. İki tane Sonuncu Baba vardı. Biri Bursa'da, biri Aksaray'da. Ama hem burada hem orada göründüğü de söyleniyor. Kim? Evliya. Evliya, ermiş bir insan herhalde. Ermiş evliya. Siz Bursa'da mı gidiyorsunuz? Sanırım Bursa'dan da günümüze gelmiş. Alimlerden bir tanesi. Aksaray'ımıza yerleşmiş en son olarak. Tarihimizde evliyalarımızdan. Buraya, daha önce buraya, Bursa'dan buraya gelmiş, buradan Maraş'a gittiğini. Ama üçünde de mezarın bulunduğunu söylüyorlar ama gerçek mezarın ne olduğunu bilmiyoruz. Sobuncu Baba Aksaray'ın büyük evliyalarından birisidir. Sobuncu Baba Selçuklular döneminde Aksaray'ımızda yaşamış bir alimdir. Sobuncu Baba Aksaray'ın ermişlerinden. Evliyadır. Sobuncu Baba bildiğim kadarıyla Aksaray'ın en eski evliyalarından bir tanesi. Sobuncu Baba Aksaray halkının ve Türkiye'nin tanımış olduğu İslam'ı içten ve samimi bir şekilde yaşamış. Kendi yaşantısıyla birçok insana örnek olmuş ender şahsiyetlerden birisidir. İslamiyet dediğimizde çok iyi bir alim. Kendisi burada yaşamıştır. Oğlu şeyde şu anda Malatya'nın bir ilçesini getiremedi, Darendere'de.
Çok güzel bir alimdir Somuncu Baba. Yani rütbesi kendisi. Ben sevdiğim bir insandır yani, dizi sinemasını falan seyrettik televizyonlarda. Selçuk Hamidi Veli, hasten Kayseri'den gelmiş büyük bir mutasarlık. Bilmiyorum. Siz? Anlamadım. Somuncu Baba. Kimmiş? Filmini gördün mü? Ben cevaplayamıyorum şu an. Gelenek ve göreneklerimizi öğreten ulu bir önderimizdir. Farklı mekanlarda görüldüğü rivayet edilir. Aksaray'ımızın bir değeri. Vallahi bilmiyorum. Somuncu Baba Aksaray'ımızda yaşanmış bir evliya. Öncesinde Bursa'da, daha sonra Eskişehir'de ve en sonunda Aksaray'a gelmiş, yerleşmiş. Külliyesi var ama geçmişten de bir tarih olduğunu biliyorum. Yani geçmişten beri inanılan ya da şey vardı. Allah tapma böyle derinden gelen bir iman. Yani öyle sanıyorum. Aksaraylı diyebiliyorum. Yıldırım Beyazıt zamanında yaşamış Aksaraylı. Bursa'ya gidip gelmiş. Somuncu Baba Aksaray'ın bir alimi. Ünlü bir alimdir. Burada camisi var. Başka neyi var? Hocasıdır kendisi. Aksaray'ın ünlü din açısından bir alimlerindendir. Tasavvuf konusunda çalışmalar olmuştur kendisinin. Aslında Bursalıdır. Bursalıdır ama burada öldüğü rivayet ediliyor. Başka şehirlerde de mezarlıkları var, camileri. Zat bir devrim işte. Ney veliydi? Hacı Bayram Veli'nin veli, onun talebesi.